Şu an Ekim 2020'deyiz. Bu ay itibariyle Almanya'ya gelişimin üzerinden tam tamına 7 sene geçti. Almanya'ya geldikten sonra arkadaşlarımla, Türkiye'deki arkadaşlarımla bağlantıyı hiç kesmedim. Bana hep şu soruyu sordular. Murat, Almanya'ya nasıl girebiliriz? Çeşitli gerekçeleri var tabii her birinin. Hepsine teker teker anlattım. Şöyle avantajları var, böyle dezavantajları var şeklinde. Doğru, Almanya'ya geldikten sonra geçinmek kolay, yasal bir şekilde geldikten sonra geçinmek zor değil. Hayatta kalmak zor değil. Gel gelelim, Almanya bizim sandığımızın aksine dert üstü, murad üstü, aşırı derecede gelişmiş bir ülke değil. Pek çok bizden daha geri olduğu alanlar var. Örneğin bankacılık sistemi, örneğin telekomünikasyon sistemi. Bunlar belki başka videonun konusu olabilir. Ama ben bu videoda, bu kısa videoda bir şeye değinmek istiyorum. Almanya'da gözlemlediğim en önemli sorunları bir kağıda alt alta yazsam ve bunları gruplasam, en büyük grubu sosyal problemler oluşturuyor. En büyük sorun sosyal problemler. İnsanlar yalnız. Pek çok sahipsiz insan var sokaklarda. Tahmin ediyorum dağılmış ailelerin ilgisiz çocukları ve onların yetişkin halleri, onların yaşlı halleri. En büyük sorun bu. Bana göre. Bu videoda birkaç gün önce gözlemlediğim, sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm enteresan bir olaya şahit oldum. Onu aktaracağım. Ben Berlin şehir merkezinde, şehrin göbeğinde, Berlin Mitte'de yaşıyorum. Her zaman yürüyüş yaptığım caddede yürürken bir şey dikkatimi çekti. Etrafta bazı camların, bazı vitrinlerin camları kırılmış. Sert bir cisimle vurulmuş. Bir tane tamam, iki tane tamam. Üç, dört, beş, altı. Bir sürü böyle kırılmış vitrinler var. Vitrin camlarına sert bir cisimle vurulmuş. Bir anda algım değişti. Bir fark ettim ki bazı yol üzerinde gördüğüm bazı arabaların da camları kırılmış. Bazılarının içi yakılmış. Ateşe verilmiş. Allah Allah. Berlin'in şehir merkezindeyiz. Öyle hani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer değil burası. Ne oluyor falan derken gözlerimi bir açtım ki her binada neredeyse bir vitrinin camı kırık bu şekilde. Sert bir cisimle vurulmuş. İlk düşündüğümde şöyle geçti içimden. Herhalde meczubun biri kafayı çekti. Bir şeyde kafası kızdı. Aldı eline sert bir cismi. Yolda yürürken sağa sola vura vura gitti. Çünkü neredeyse bir kilometrelik cadde üzerinde bu izleri görüyorsunuz. Sadece bir yerde olan bir olay değil. Sonraki günlerde de fark ettim ki bu tek bir cadde üzerinde olmuş bir kişinin yaptığı bir olay da değil. Kesen caddelerde, paralel caddelerde de böyle kırılmış vitrin camları var. Yakılmış arabalar var. Camı tuzla buza edilmiş arabalar var. Ha, o zaman anladım ki bu bir örgütlü olay. Örgütlü bir suç. Bazı yakılmış arabalar hala olduğu yerde duruyorlar. Üzerinden 3 ya da 4 gün geçti. Hala aynı yerde duruyorlar. Bazı camlar görüyorsunuz bantlanmış, kimisi onarılmış, kimisi onarılmayı bekliyor. Şimdi bunu semtin farklı noktalarında gözlemleyince acaba dedim bir grubun ses getirmek amaçlı yaptığı örgütsel bir eylem şekli mi, çeşidi mi? Kısa bir araştırma yaptım fakat buna yönelik bir ize rastlayamadım internette. Sözün özü
Almanya güzel bir yer ama böyle enteresan vakalara da, böyle enteresan olaylara da rast gelebiliyorsunuz. Ben de görmüşken sizinle paylaşmak istedim. Haftaya bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.